Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İyi vallahi, nasıl olsun, güzel uğraşıyoruz. Yaz nasıl başladı sizin için? İyi başladı. Mayıs iyi geçti. Keyifli geçti. Haziran konserlerimiz, Bodrumlar, Marmaris'ler, Datça'lar. Ayrıca Derya ile bir projemiz var. Beraber sahnemiz. Sahne alıyoruz beraber. Evet. Onlarla yoğruluyoruz. Nasıl bir patlı? Müthiş. Çok, ne derler, işin üstünde sürekli sorgu, hatta böyle bayıltana kadar, detayına kadar. İyiden ben biraz şikayete dönmeye başladık. O kadar olur. Yani 5 dakika önce zaten şey demişti, hani çaktırmayın da falan. Aynen. Ben bu, iyi bir şey söyleyeceğim, çaktırmayın. Bu soruyu özellikle rica ettim. Bekledin, aynen, anlaşıldı. Sizce nasıl bir patlar? Çok sakin, fazla sakin. O yüzden ben zaten sürekli... Sahnede öyle değil benim bildiğim. İşte yani... Evin paniği benim. O yüzden de ben iki katı panik olduğum için, ama çok sakin, öyle dengeliyoruz evdeki düzeni de zaten. Evet, evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Evde nasıl biri? Gayet sakin yine ya. İşlerde yardımcı kelimesini hiç sevmiyorum. Beraber ortak ev işlerinde paylaşıyoruz. Olması gereken diye düşünüyorum. En çok ne de iyi? Temizlik, yemek. Yemek de iyi. Hangi yemek de iyi? Ne lazım? Ne lazım? Evet. Gerçekten çok iyi. Orman kebabına yok demem bir ol Bey. Olur. Zor ama deneriz. Temizlikte nasılsınız? Mutfağın temizliğindeyim. Gerisi şüpheli. Zorda kalırsanız sizde böyle cam silecek mi imaj da var. Pandemide yaptık. Hepsini de yaptık. Tabii mecburen yaptık. Hepsini yaptık. Yemek demişken bu sene 1200 lira olarak açıklandı Bodrum lahmacunu. Öyle mi olmuş? Evet. Öyle mi olmuş? Evet. 1200 liradan açıldı sezon. Evde yaparız. Yapacak bir şey yok. Hiç yediniz mi Bodrum lahmacunu? O bahsettiğiniz mekanda değil ama karşısında çok sevdiğimiz mekanda yiyoruz. Seviyoruz. Orada çok öyle bir durum da yok. Çok keyif aldığımız yerler var. Bakmayın siz, vardır. Öylesi de vardır. Böylesi de vardı. 1200 lira lahmacunun içinde ne olabilir ki? Herhalde altın. Altın tozu koymuşlar büyük ihtimalle. Bir de şöyle bir şey, Avrupa'da ve Amerika'da şu yaygınlaşmaya başladı efendim. Yapay zekayla, dijital yapay zekayla flört. Siz şimdi yıllardır aynı hayat paylaşıyorsunuz. Evet. Nasıl bir şey gibi geliyor şöyle karşıdan bakınca size, yapaydan bakınca size yapay zekayla flört? Çok değişik tabii. Yani bir süre sonra psikolojiyi bozar mı? Onu da düşünmek lazım. İnsan aradığını direkt orada bulur büyük ihtimal. Çünkü kendi konuşmasına göre cevap veren biri var orada. Türkiye'de emez bu işleri. Yani biz samimiyet arıyoruz. Ya biz karşımızda, yani pandemide bile bizi zor tuttular. Sarılmamak, öpmemek için. Yani hepimiz bunda çok zorlandık. O yüzden yapay zeka ile biraz bizim işimiz zor olur gibi. Yapay zeka usulü şeyler olur mu? Düğünler hani şey. Düğünler yapay zeka. Bilemedim. Bir şey dikkatimi çekiyor. Bu yapay zeka o kadar yaygınlaştı ki. Sizin sektörünüz için de çok büyük bir sıkıntı. Ben bir yandan da meslek Birliği'nin yönetim kurulundayım. Bütün dünya meslek birliklerinin telif hakları konusunda yapay zeka ile problemleri var. Daha doğrusu çözmesi gereken problemler var. Adam üretiyor, durduramıyoruz yani. Çok kolay üretiliyor. Geçen gün girdim, 8 tane kelime yazdım, bildiğiniz şarkı çıkarttı. Bütün aranjesi falan her şey içinde, paket. Aynen öyle. Şimdilik söz yazamıyor olması benim için iyi bir şey. Ama bunun karşısında da duramayız. Yani her iş kolunda bu oluyor olacak. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Kolay gelsin.